Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Leyla'nın örgü atölyesi YouTube kanalıma. Bugün sizlere kolay ama güzel bir model anlatımı yapacağım. Bu modeli ister bayan kadınlarda isterseniz erkeklerde kullanabilirsiniz. Ajurlu olmayan bir model olacak. İstediğimiz her yerde kullanabileceğimiz bir model olacak. İsterseniz çok kalın ipliklerle e, TV battaniyesi bile yapabilirsiniz. Şimdi modelime geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanacak olan videolardan haberdar olursunuz. Ben 20, e, 26 ilmek attım ve ilmeklerimi hazır ettim. 6 altı ve 6'nın katlarından oluşan bir model bu. 2 ilmek de bir sağa bir sola e, kenar ilmekleri olarak attım. Şimdi hazırsak hep beraber başlayalım. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi öreceğim. Bir tane kenar ilmek. Sonra 6 tane ters. 1 2

6 düz. Bir tane kenar ilmeğimiz. İlk sırayı yaptık. Tamam mı? 6 ters, 6 düz şeklinde ördük. Şimdi arka sıradayız. İkinci sıramız ve tamamını Ters olarak öreceğiz. Arka sıralarımızda tamamını ilmeklerin ters olarak öreceğiz model boyunca. Hızlı örelim. sıradayız yine birinci sıranın aynısını örüyoruz kenardan sonra 6 tane ters 6 ilmek ters ördük 6 ilmek düz öreceğiz 6 ters 6 düz birinci sırada yapmış olduğumuz gibi. tamamını 6 ters 6 düz şeklinde ilmeklerimizi ördük 2 diş haroşemiz oldu burada. Arka sıradayız. Arka sıranın tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet, tüm ilmekleri ters olarak ördük. Yine ön sıradayız. Ön sırada birinci sırayla aynı yapıyoruz. 6 tane ters. 6 tane ters, 6 tane düz. 6 tane ters 6 tane düz ve kenar ilmeği arka sıranın tamamını yine ters olarak öreceğiz Evet tüm ilmekleri ters olarak örüp ön yüzde buluşalım. Şimdi geldik ön yüze modeli kuracağız. Modelimiz bu şekilde devam edip gidecek. 3 tane ters. Burada 6 tane ters vardı. 3 tanesini örüyoruz. 3 tanesi kaldı burada. Şu dördüncü buradaki 6 tane düz ilmeğin ilkini önden bu 3 tane ters ördüğümüz daha önce ters ördüğümüzü arkadan yer değiştiriyoruz. Ve bu 4 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 3 ve 4. 2 tane daha düz örüyoruz. 5 ve 6. 3 ters ördük. Sıra hemen yandaki 3 tane ilmeği arkadan dördüncüyü önden yer değiştirdik ve bu dört ilmeğimizi düz ördük. İki tane daha düz örgü ilave ettik. Şimdi altı tane ters. Altı tane tersten sonra kalan üç taneyi arkadan dördüncüyü önden yer değiştireceğiz. Ve bir, 2 3 4 5 6 taneyi düz olarak ördük. 3 tane ters. Hep 6 düz, 6 ters şeklinde gidiyor. Yalnız kaydırarak gidiyoruz modeli. Arka sıradayız. Arka sırayı yine tamamını ters olarak öreceğiz. modelimizi hep her 3 diş haroşede bir kaydıracağız şimdi gene bir önceki sırayla aynı 3 tane ters ama burada herhangi bir kaydırma işlemi yok yer değiştirme işlemi yok 6 tane düz 3 ters 6 düz 6 ters 6 düz 3 ters ve kenar ilmeğimiz. Arka sırayı tamamen ters öreceğiz. Sonraki sırayı yine 3 ters 6 düz 6 ters 6 düz şeklinde şöyle 3 tane haraşo olacak şekilde öreceğiz. Bir sonrakini yine ters olarak öreceğiz ve bu 3 sırayı örelim, buluşalım. Şimdi 3 diş haraşomuz oldu. Burada 3 diş haraşo olunca bir kaydırmıştık örgüyü, 3 ilmek kaydırmıştık. Burada da 3 diş araşamız oldu şimdi ikinci modelde. Yine 3 ilmek kaydırma işlemi yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alalım. 3 tane ilmek arkadan şu dördüncü yani düzlerin ilki önden olacak şekilde yer değiştiriyoruz. Bir, iki, üç, 4 dördünü düz ördük iki tane daha düz örüyoruz altı tane düz olacak şimdi altı tane ters bir iki üç dört beş ve altı tekrar üç tane ilmek arkadan dördüncü önden yer değiştiriyoruz ve 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane düz oldu. 6 tane ters. Sonra kenar ilmeğimiz. Arka sırada yine tüm modelde yapmış olduğumuz gibi ilmeklerin tamamını ters olarak örüyoruz. ikinciye kaydırmış olduk. Her seferinde bu şekilde kayacak. Şimdi geldik ön sıraya. Yine 6 düz düz gördüklerimizi düz haroşa olan yerleri ters. 6 ters 6 düz 6 ters. 4 beş, altı. Ben de diyorum burada ilmek mi artırdım? Ve bir tane kenar ilmeğimiz. Şimdi ikinci yer değiştirmeden sonra da iki tane haroşemiz oldu. Bir ters sıra. Ondan sonra Ilmekler göründüğü gibi altı ters, altı ters şeklinde bir düz sıra. Sonra bir kez daha ters sıra geçip şurada üç diş haroşa görününce bir kere daha kaydıralım örneği beraber. Yine 3 diş en son aktarma işleminden sonra 3 diş haroşamız oldu ön yüzde. Şimdi bir kere daha kaydıralım. Burada 6 tane düzümüz var. Bu sefer kaydırmak için 3 tane düzü öreceğiz. 3 tane düzünü de ters öreceğiz. 6 tane olacak. Toplamda normal modelimiz 6 şart tane. Onun için 3 tane daha haroşa kısımdan ters aldık. 3 düz ördük. Yani başta 6 tanesi 3'ünü ördük. 6 tane ters yaptık. Şimdi 3 tane ilmeği dördüncünün arkasından yer değiştiriyoruz ve bir kere daha kaydırma işlemi yapıyoruz. Dördünü de düz örüyoruz. 2 tane daha düz 6 tane oldu. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane de ters oldu. 3 tane düz kaldı buraya. Ve 1 tane ters. Arka sıranın tamamını ters olarak örelim beraber. bir kere daha kaydırmış olduk. Yine 3 diş arası olunca şu modeldeki araşeler bu sefer bir kere daha kaydıracağız. O zaman burada düzler kalmayacak. Toplam 6 tane ters. Aynı buradan başladığımız gibi demek ki 4 kaydırmada 3 4. kaydırmada başlangıç noktasına dönmüş olacağız ve bu şekilde sürüp gidecek. Çok da güzel bir model. Ve çok kolay bir model. Umarım siz de kolaylıkla ve keyifle örersiniz. Bugünlük bu kadar. Bir başka modelle bir başka videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.